Herkese merhaba. Bugün kanalımızda konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Metin Bodur bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi yakından tanımak istiyoruz. Metin Bodur mesleğe nasıl adım attı ve nerelerde çalıştı? Bize birazcık bahseder misiniz? Ben 1997 yılı Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir yıl boyunca sporcu diyetisyenliği ürünleri konusunda çalıştım. Sporcu beslenmesi konusunda. Sonra 2 yıl Gölcük Deniz Hastanesi'nde görev aldım. Ondan sonra İstanbul'da Kurtsan Holding bünyesinde 4 yıl boyunca da yönetici diyet uzmanlığı görevini yaptım. Son olarak da 17 yıldır kendi muayenehanemde danışanlarıma hizmet vermekteyim. İstanbul'dan İzmir'e geldiniz. Evet. 17 yıldır da buradasınız. Evet. Harika. Hepimizin hayatına dokunuyorsunuz. Bunlardan biri de benim. Bunu da söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hepimizin zaman zaman kilo alıp verdiği dönemler oluyor. Özellikle hanımefendilerin ciddi bir sorunudur. Evet. Beyefendilerin de aynı şekilde. Sağlık adına çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben tabii bir diyet uzmanına sorulacak olan klasik sorulardan çok Metin Bodur'u daha yakından tanımanız için onun birazcık da hayatına değinmek istiyorum. Neden? Çünkü biliyorum ki bir deniz tutkunu, bir kitap tutkunu. Denizden birazcık söz edelim mi? Deniz tutkunuz nasıl tabii, ortaya çıktı? 20 yıldır yelkenciyim. Kendi teknemde seyahat ediyorum. Denizi çok seviyorum. O bana özgürlük tanıyan bir duygu. Başarı hissini getiren bir duygu. Do now kabiliyetini kazandıran bir tutku. Düşünme yap. Hemen yap. Hemen hayatında yap. Bir şeyler planlarken ileriye öteleyerek değil, hemen yapmayı öğreten bir tutku oldu. Tabii onun kişisel tatmin duyguları, o tek başına denizin ortasında gece o samanyolu izlemek dünyanın da kazanılabilecek en büyük zevklerden bir tanesidir. Harika. Benim için. Çok sayıda ülkede gezmişsinizdir o halde değil mi? Teknemle yakın bölgelerde özellikle Yunanistan ve Türkiye kıyıları kendi yelken teknemle seyahat ettim ama onun dışında kişisel farklı seyahatlerim tabii var. Deniz dışında gezdiğiniz ülkeler de var, sadece teknenizde değil de yurt dışında da. Ben biliyorum bir kuzey ışıklarına gitmişliğiniz var. Yurt dışında o farklı farklılıklar size ne kazandırdı? Mesleğinize ne sağladı, ne kattı? Tabii her ülkenin farklı bir beslenme alışkanlığı, farklı bir kültürel yaşam alışkanlığı var. Bu nedenle zaten kendi danışanlarıma da diyorum, kişiye özel planlanmalı bu diyet. Kişiye özel ve sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı kazandırılmalı. Tabii benim ağırlıklı seyahat ettiğim Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkeleri bizim beslenme kültürümüzden oldukça farklılar. Daha çok pratik, fast food ağırlıklı bir beslenme tarzı. Diğer seyahatlerim işte Hindistan, Maldivler, onların bambaşka bir yemek alışkanlıkları. Özellikle benim gibi çok böyle baharatı sevmeyenler için biraz irite edici bir süreç olsa da yine de her kültürün kendine göre farklı beslenme alışkanlıkları var. Metin Bey'e ben şimdi özel bir soru soracağım. Buyurun, tabii ki. Gerçekten kilonuzu nasıl koruyorsunuz? Kilomu nasıl koruyorum? Çok basit bir yöntem. Hep danışanlarıma da öneririm bunu. Sabahları krallar gibi yiyeceksiniz. Öğlenleri zenginler gibi. Akşamları fakirler gibi. Yani olabildiğince metabolizma hızının yavaşladığı akşam saatlerinde biraz daha düşük kalorili beslenmek önemli bir etken. Bunun yanında tabii benim değişmez bir takım kurallarım var. Bir, yemek saatlerim çok ekstrem bir durum söz konusu ise değişmez ve su içme alışkanlığım değişmez. Bunlar çok önemli noktalar. Evet, aynen. Ben hatırlıyorum sizin bana söylediğiniz ilk şey bu işin bir matematiği var demiştiniz. Ve bu matematik doğrultusunda hareket edeceğiz. Evet. Birçok danışanım diyor ki işte ben metabolizmam düşük, kilo alıyorum diye. Aslında bu basit bir yöntem. Artı alınan her 7 kalori vücutta 1 gram yağ yapar. Eksik alınan her 7 kalori vücudun 1 gram yağ yakmasını sağlar. Tabii bu kadar kolay olmuyor. Metin Bey'e gelirseniz çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Bu anlamda da söylemiş olalım takipçilerimize. Şimdi obezite nedir? Birazcık da bu konudan söz edelim. Beden kitle endeksi 30 ve üstü olan kişilere şişman ve obez bireyler diyoruz. Buradaki iki kavram farklılaşıyor. Bir, kilosu yüksek bireyleri biz şişman insan diyoruz. Eğer kilosu yüksek artı buna
herhangi bir hastalık eşlik ederse, hipertansiyon, diyabet, kronik vasküler hastalıklar gibi hastalık eşlik ederse biz buna obezite diyoruz artık. Hı hı. Peki yani obezitenin dünya genelinde böyle bir arttığını söyleyebilir miyiz? Tabii şu anda en sonki yapılan araştırmalara göre 650 milyon obez insan, yani hastalıklı şişman insan var. Ama şişman sayısı 1.9 milyar. İnsan, 8 milyar insanın 1.9'u aşırı kilolu ve bunların 650 milyonu da ne yazık ki obez şişmanlığa bağlı rahatsızlık yaşamakta. Tabii burada üzücü bir haber, hani 11. Ulusal Obezite Kongresi'nde en son çıkan sonuca göre biz %32 obezite görülme sıklığıyla Avrupa birincisi olmuş durumdayız ve giderek artan bir prevalansla artıyor. Tahminlere göre bundan çok değil 3 yıl sonra bu %32'nin bir tık daha artacağı ve 3 milyon daha obezimizin ekleneceği yönünde tahminler yapılıyor. Yapılan araştırmalar ve tahminler bunu tabii, gösteriyor. Tabii, tabii. Bu çok üzücü. Peki COVID bunda etken mi? COVID ile ilgili şöyle bir durum var. Yani yapılan araştırmalarda normal insanlara göre şişman insanların yakalanma riski %22 daha fazla. Bu birincisi. İkincisi, yakalanan şişman obez kişilerin çok daha ağır komplikasyonlarla bu süreci atlatması söz konusu. Üçüncüsü, COVID'e yakalanmayıp şişman olup COVID'e yakalanmayan aşılı insanların antikor oluşturma oranı %50 daha düşük. Yani şu anda biz obez bireylerin aslında 3. 4. aşılarının daha iyi yapılması, daha öncelikli yapılmasını öneriyoruz. Peki bu COVID sürecinde evlere kapanma, insanların yemek yeme alışkanlıklarını biraz daha değiştirir, hareketsizlik kilo almalarına sebep oldu diyebilir miyiz? Tabii hareketsizlik etkili, COVID'in getirdiği psikolojik etkiler etmenler etkili. Artı maalesef Türk toplumumuzda veya dünya genelinde de bu böyle. Gerekli gereksiz preparat kullanımı artmakta. Herkes bağışıklığını güçlendireceğim diye. Vitaminler, mineraller, olup olmadık şeyler. Kalsiyumlar, her şey. Tabii bunlar karaciğerimizin yükünü artırıyor, böbrek solunum yükümüzü artırıyor. Dolayısıyla bu tür uygulamalar tek başına bireysel değil, mutlaka bir hekim kontrolünde yapılan öneriler olması gerekiyor. Evet, mutlaka uzman kontrolünde olmalı, hekim kontrolünde olmalı. Evet, ve kişiye özel olmalı. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Belki bu herkes için geçerli değildir ama diyetisyene gitmeden kilo vermek zor. Yani bir anlamda böyle sizi yönlendiren, sizi saati saatine takip eden, ne bileyim haftada bir o kontrolü böyle tutan bir diyet uzmanı olması şart. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Gerçekten hayatımızda olmadığınız zaman hemen bir rehavete kapılıyoruz. Bir anlamda yaşam koçluğu yaptığınızı söyleyebilir miyiz? Doğrudur. Bir anlamda yaşam koçluğu yapıyoruz. Esas önemli olan kişinin o sorumluluk duygusunu ve diyet döneminin öncelik sıralamasının alt sıralara düşmesini engellemek. Sizinle evet haftada bir görüşerek devam ettik ama benim de bazı danışanlarımda psikolojik sorunları olan, yoğun, sıkıntılı süreçleri atlatan danışanlarım da haftada 2-3 görüşme olabiliyor. Hı hı. Hani evet daha sık takip etmeliyim, hata yapmasına daha az izin vermeliyim evet. gibi en süreçler. En azından o rayına girene kadar diyelim. Tabii. Çünkü bir süre sonra alışıyorsunuz. Hani neyi Kesinlikle. Neyle yemeniz gerektiğini Tabii. biliyorsunuz. Tabii. Bu da bir süreç. Bir de galiba hani hep söylüyoruz 6 ay boyunca kilo verme programı ama 6 ay Tabii. sonra da kilo koruma. Kilo koruma daha mı önemli? Kesinlikle daha önemli. Neden? Çünkü en büyük problem kilo verdiği sonra ortaya çıkıyor. Çünkü insanların %80'i o kilo verdikten eğer koruma programı uygulamalarsa %80'i geri alıyor kilosunu. Evet. Çünkü vücut bir yüksek kiloya alışmış durumda. O kiloyu verdikten sonra en ufak bir fazlalıkta eski kilosuna set point'e doğru götürmeye çalışıyor. O yüzden biz diyoruz ki eğer kişi ideal ağırlığına indi ve 6 ay o kiloda kendini koruyabilirse beyin onu set point olarak o yeni kiloya resetliyor. Harika. Dolayısıyla ilk 6 ay kilo verdikten sonra önemli. Eğer koruyamazsa çok hızlı geri alınan kilolar görüyoruz. Ne yazık ki bu her iki taraf için de zaman, para ve emek kaybına dönüşmekte. Doğru. Psikolojik olarak da çok ciddi tabii, bir kayıp. Tabii, tabii. Mutsuzluk, umutsuzluk her anlamda hayatımızın başarısızlık her noktasına başarısızlık hissi yansıyor. Oluşturuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.